1993'te Sivas Madımak'ta binlerce on binlerce kişinin Madımak Oteli'ni kuşatması ve orayı ateşe vermesiyle beraber 33 canımızı yitirdik. 33 canımız içerisinde çocuklar da vardı, sanatçılar da, müzisyenler de, yazarlar da, çizerler de vardı. Dolayısıyla bu katliam Alevi katliamı olmakla birlikte aslında sanatçı çocuk katliamıdır aynı zamanda. Bir yıllık süreç içerisinde o dönem yüzlerce insan tespit edilip dava Mahkeme salonlarına çıkarıldığında, e, kimileri idam cezasıyla yargılanmıştı. Ama e, dönüp 31 yıllık sürece baktığımızda, e, hiçbir e, zanlının neredeyse şu an cezaevinde olmadığını, ki iki, iki sene önce e, birkaç kişinin hem yaşından hem de sağlık sebeplerinden dolayı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle salı verildiğini biliyoruz ki bu insanların o gün Madımak otelini galonlarla benzin taşıdı, taşıdı da zaten videolarda sabit. Geçen senede 30. yılından dolayı da Sivas davası zaman aşımına uğradı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında 2015 yılındaki almış olduğu kararla insanlığa karşı yapılan hiçbir olayın pogrom'un katliamın asla zaman aşımına uğramaması gerektiğini kendi anayasasıyla zaten koruma altına almış fakat yine bildiğimiz gibi iktidar adaleti, hukuku kendi inisiyatifine, kendi çıkarlarına göre işlettiği için zaten buna şaşırmıyoruz açıkçası. Bir Ümit Kıvanç'ın yönetmenliğini yaptığı çok kötü bir şey oldu. Filminin galası yapıldı ve o süreçten beri de İzmir'de, Adana'da, Edremit'te, Samsun'da ve dün en son İstanbul Cemil Reşit Rey salonunda film gösterimleri yapıldı. Oldukça da geniş katılımlı bir seyirci kitlesine ulaştığını görüyoruz. Aynı zamanda hem Türkiye'de Peki, Alevi kurum temsilcileri başta Pir Sultan Aptal Kültür Dernekleri Başkanı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eş Başkanları, Ali Çağan, işte Eylem Hanım, Yücel Bey olmak üzere zaten filmlerin galalarına katılıp tanıtımlarını yapıyorlar. Medya ile tanışıyorlar. Medya organları e, filme gerekli ilgiyi gösterdiklerini yavaş yavaş görüyorum. Dolayısıyla hem Türkiye'de yaşayan canlarımız özellikle buradan sizlerin aracılığıyla çağrıda bulunmak istiyorum. Bulundukları şehirlerde filmin mutlaka gösterimlerine gitsinler. Böylesi yaşanan bir adaletsizliğin, haksızlığın, hukuksuzluğun bir kere vicdani olarak bile şu ana kadar herhangi bir şeyin yapılmaması anlamında bunun karşısında olmak için bile kişisel olarak e, bu belgeselin gösterilmesi, desteklenilmesi ve çevremize yayılması gerektiğini düşünüyorum. Bizlerde Avustralya'da 2 Temmuz günü başlayacak olan bir haftalık bir çalışma programı gerçekleştirdik. Avrupa ile paralel bir şekilde 2 Temmuz sabahı Alevi Anıtı'mızı ziyaret edeceğiz sabah 9'da Coburg Lake Reserve'de, Reserve'de karanfillerimizle birlikte. Aynı akşam saat 7'de Eylemşen'in Eylem proje koordinatörü, Eylemşen'in Katılacağı bir Zoom bağlantımız olacak. Sonrasında da sanal müze alaca karanlığı göstereceğiz. 7 Temmuz pazar günü saat 1'de de çok kötü bir şey oldu. Filminin belgeselinin daha doğrusu gösterimi yapılacak. İnsan hakları temelinde hiçbir insanın canının ya da hiçbir hayvanın canının yanmasını inan istemiyorsak ve gerçekten de eşit temelli her insanın her canlının doğduğu andan öleceği ana ki kendi ne derler doğal yolla öleceği ana kadar beslenme, barınma, eğitim gibi haklara ulaşabilmesi, yaşam hakkı elde edebilmesi için e, bu tür çalışmalarda özellikle Sivas gibi insanların oradaki canlarımızın gözümüzün önünde 8 saat yanarak ve binlerce insanın e, şeriat sloganlarıyla o oteli e, ateşe vermesini bence hiç kimsenin unutmaması ve affetmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu çalışmalarda gerçekten de e, vicdanını yoklayan insanım diyen Alevi olsun olmasın e, bütün canlarımızı hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de Avustralya'da belgesel gösterimini izlemeye davet ediyorum.